Ve Şanlıurfa Göbekli Tepe'de üzerinde gökyüzüne bak, ayı görürsün yazılı metal bloğun sırrı da çözülmüş oldu. Şimdi Şanlıurfa'ya gideceğiz ve ayrıntıları A Haber ekibinden Mehmet Mahmutoğlu'ndan dinleyeceğiz. Mehmet. Şu anda 5 Şubat'tan itibaren bulunduğumuz bu noktada o monoliti görmek mümkündü ki merak uyandıran bir yine metal bloktu ve herkes tarafından da burası ziyaret edilmeye başlanmıştı ki yakın tarih yani 2 gün önceye kadar da burada bulunuyordu tam bu durduğum noktada. Arkamda da zaten Örencik Kırsal Mahallesi var ve özellikle merak uyandıran kısım da oydu. İşte kameraman arkadaşım da göstersin bulunduğu noktayı, Göbekli Tepe'deki gizemli monolitin sırrı da böylelikle çözülmüş oldu. Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında da çözüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle Göbekli Tepe yakınındaki tarlaya kimler tarafından hangi amaçla dikildiği ve ortadan kaldırıldığı belirlenemeyen metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle yazılan "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesini tanıtım toplantısında da kullanmış oldu. Böylelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023'te de Ay'a gideceğimiz açıklamasını yaptı. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğindeydi. Üzerinde de Göktürk alfabesiyle de "Gökyüzüne bak, ayı gör". Tamamen şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta bir yerdeyiz ve yine Göbekli Tepe'ye 5 kilometre uzaklıktayız. Tam da o platonun içerisindeyiz. Yöre halkı ve özellikle de dışarıdan gelen turistlerin de dikkatini çekmişti bu nokta. Özellikle monoliti ziyaret etmek isteyen çok sayıda kişileri görmek mümkündü. Metal blokun Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımının parçası olduğu da böylelikle anlaşılmıştı ki hep yayınlarımızı burada yapmıştık. Özellikle 5 Şubat'tan itibaren de metal blokun olduğu olmadığı dönemlerde de yayınlarımızı sizlerle paylaşmıştık. Programa katıldıktan sonra zaten özellikle Milli Uzay Programımızın da bugünlerde meşhur olan sloganı haline gelmiş olduğu "Gökyüzüne bak, ayı gör" yine bu cümleler bir slogan haline gelmiş oldu. Bulunduğumuz noktadan şimdi aktaracaklarımız bu kadar. Yeni gelişmeler oldukça da sizlerle paylaşacağız. Banu.